Mükemmel bir smaç. Hep birlikte. Çok güzel bir plaseyle seti 21-10 maçı 2-0 skorla kazanıyor. Furkan Kaplan ve Bahadır Keskin. Mükemmel bir paralel plase Alexey'den. You're welcome. Mükemmel bir servis geliyor Ahmet Can Türden, skor 2-0. Paralelde Bilal hemen sayı almayı başarıyor. Fırsatı çok iyi değerlendireyim derken fileye dokunuyor. Akıl dolu bir plase Alexey Atilla Öztürk'den. Skor 7-3. Ahmet Çantür'den ve Sight Switch sağ değişimi. Bu sınıcı zorlama taşıyor Ahmet Çantür'ün ve skor 6 oluyor. Servis bu dönecek. Seviyeleriniz Türk takımında 2 numaralı İbrahim Çadır. Zannedersiniz ki çok tecrübeli bir isim ancak henüz daha 17 yaşında Ahmet Çantür skoru
11-6'ya getiriyor. Bu ders maç sayısıyla Ahmet Can. Servis kullanacak 2 numaralı Ahmet Can Tür. Güzel bir smaç İbrahim Çadır'dan. Tabii amacımız her şeyden önce Mersin'i tanıtmak. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Gençlik Spor Dairemizin Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortak düzenlediği bir etkinlik. Mersin'i özellikle bu turizm merkezi olan Kız Kalesi'ni tanıtmak. Birinci hedefimiz bu. Tabii ikinci hedefimiz biz Mersin'de sportif etkinliklerin yoğun bir şekilde gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Takvimimize baktığımız zaman zaten Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı programında çok önemli ulusal ve uluslararası spor etkinlikleri var. Hemen bu Proviç Voleybol turnuvası bittikten sonra Eylül ayı içerisinde 5 ayrı kategoride ve en uzunu 55 kilometre olan Klikya Ultra Maraton var. Hemen arkasında Ekim ayında 14.sünü yapacağımız Tarsus Yarı Maratonu var. Ve tabii en son 2023 Nisan ayında yapacağımız 5. Mersin Tam Maratonu var. Bu şu demek, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Başkanımız Vahap Seçer'in talimatlarıyla Mersin'i bir spor kenti yapma noktasında ve Mersin'i spor etkinlikleriyle tanıtmak noktasında çok ciddi projelerimiz var. Bu projede bunlardan biri. Bu Proviç Mersin etabı daha önceden yapılan etapların belki en son turu. Bu turnuvaya ülkemizin sporcuları, takımları, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de voleybol takımları bu turnuvaya katıldılar. Ve geniş, çok geniş katılımlı bir turnuva oldu. Gerekli duyuruyu da yaptık. Mersin'den veya civar ilçelerden buraya hafta sonu geleceklere güzel bir etkinlik olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Burada Kız Kalesi'nde yaptığımız etkinlik TVF Pro Beach Tour, uluslararası katılım açık Türkiye serisi etabıdır. Mersin etabı olarak da şu an Türkiye'nin en büyük, en yoğun katılımlı etabını Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte burada ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Önceden yeterli bir zaman aralığının bırakılmış olması, bunlar büyük etken tabii. Sporcuların Mersin'i tanıyor olmaları, daha önceki organizasyonlardan da biliyor olmaları, o da büyük bir etken oldu. Kıbrıs'tan ve Ukrayna'dan katılımcılarımız var. Yani şu an 3 ülkeden katılımcılar var. Türkiye serisi uluslararası katılıma açık. Tabii pandemi dolayısıyla daha yoğun bir katılım da olabilirdi ama pandemi dolayısıyla bunu bu sene alamadık ama önümüzdeki seneler uluslararası organizasyonları inşallah buraya getireceğiz. Kız Kalesi'mizi tanıtan ve bunun gelişmesi için öncelik, yani gelişmesini sağlayan bir organizasyon. Bunun için beldemizin ve mahallemizin bu şekilde organizasyonla ismini duyması bizim için çok önemli bir şeydi. Gelişmesi ve gelişebilmesi açısından. Bu sanırım yapılan ikinci büyük organizasyon. Daha öncesinde bir organizasyon yapılmıştı. Konserler olsun bu. Her yıl düzenlenen belediyenin yaptığı konserler olsun, bu şekilde beach voleybol turnuvaları olsun, beldemiz ve mahallemizin kalkınması için, Kız Kalesi'mizin ismini duyması için çok güzel bir organizasyon. Açıkçası şöyle diyeyim, 5 yıl sonra tekrardan Mersin'e geldik ve böyle etkinlikleri görmek bizi çok mutlu etti. Yani bu tür etkinliklerin her yerde bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Görmek güzel oluyor. Çok güzel bir organizasyon. Böyle organizasyonların tekrar yapılmasını isteriz. Yani güzel bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yani sürekli yapılması gerekiyor aslında böyle organizasyonlar. İstanbul'da yaşıyorum. Ailemin yanına geldim. Burada ailem burada ikamet ediyor. Yani 2 gün önce bilgim oldu. Yeni geldim çünkü ben de. İzne geldim tatile. O 2 gün içerisinde şey yaptım. Bugün de geldik izlemeye çocuklarımla.
kendisini mükemmel bir taraftar grubuyla bu maçı oynamak da gerçekten çok büyük bir zevk olsa gerek. Banur'un bu smacı az farkla dışarı çıkıyor ve skor 1-3 oluyor. Servis kullanacak 2 numaralı Zeynep Üstün. Müthiş bir smaç geliyor Merve Çelebi'den. Müthiş bir parti dokunuş. Bu sevinci hak ediyor Zeynep Genç ve Zeynep Tüskün. Skor 4-6. Ve bir de eşkin geliyor Zeynep Genç'ten. Hep birlikte alkışlayarak.